Yağmur yağdı diye yolun çökmesine mi kızsınlar? 10 metrelik çukurun günlerdir kapatılmamasına mı? İstanbul Sarıyer'de uçuruma dönmüş yol paniği var şu sıralar. Mahalleli bir yandan yolun daha da çökmesinden korkuyor. Bir yandan da ya doğalgaz da patlarsa endişesinde. Bir hastamız bir ölümüz olsa nasıl geçecek burada? Doğalgaz, şebeke suyu var. Doğalgaz patladığı an biz ne yaparız burada? Havaya kalkarız değil mi? Biz bu evde oturuyoruz. Sabaha kadar uyuyamıyoruz korkudan. Geçen oraya düştük takılıp. Çoluk çocuk hepsi büyük tehlike altında. Çünkü yolun yarısı çöktü. Diğer yarısının da eli kulağında. Büyük bir fırtınada buranın gitmeyeceğini kimse garanti edemez. Burası Sarıyer Demet Çıkmazı. Yağmur nedeniyle toprak kaydı, asfalt çöktü. O sokakta yaşayan herkes kabusu yaşadı. Açıkçası korkuyoruz yani evimize çok yakın olduğu için. Bakın o yağmur yağmadan önce yolun genişliği yaklaşık 5 metre kadar vardı. Kenarlarında da şu koruma duvarları vardı. Ama o şiddetli yağmurdan sonra yol yaklaşık 2,5-3 metreye düştü. Yani neredeyse yolun yarısı çöktü. Çalışamıyorlar. Doldurdukları çamur arabadan taşıyor. Yol boyu çamur oluyor. Ağaçlar söküldü, toprak kaydı ve buradaki su ve doğalgaz borularına kadar yaklaştı çöküntü. Burada bir tehlike var. Buranın yüksekliği yaklaşık 10 metre. İşte o çöken yol nedeniyle işte şu arkamda görmüş olduğunuz evler de adeta uçurumla sınır haline geldi. Yani olası bir şiddetli yağmurda ya da fırtınada eğer yol çökmeye devam ederse evler de tehlike altında. Yağmur yağdığı sürece korkuyoruz burada. Düşebilirim diye korkuyorum böyle yanlış yere basıp. Mahallelinin iddiasına göre belediye çalışmalara yılbaşından sonra başlayacak. Şu an sadece şerit önlemi alındı ama mahalleli diken üstünde. Gelip buraya böyle bant asmakla başkan yardımcısı biz bunu yapacağız, ihale edeceğiz. Bu ihaleyi bekler mi şu?